Yusuf hoş geldiniz. Bu özel bir introydu. Niye bilmiyorum. Bu oyunu oynadığıma çok fazla kişi şaşırmış YouTube'da. Hiç beklemiyordum bunu oyuncağını falan filan diye. Niye böyle dediniz anlamadım. Hani... Harbi anlamadım niye böyle dediniz ki? Hani... Sorayım. 2 diye sevmiyorsun diye galiba. Abi şimdi sizin 2D sevme anlayışınızla benim 2D sevme anlayışım çok farklı. Öncelikle onu bir söylemem lazım. Hugolo oyunu çünkü. Öncelikle Hugolo oyunu diye bir oyun kategorisi olduğunu düşünmüyorum. Chat yanlış konuşuyorsunuz. Ben hikayesi güzel, ilginç hikayeli oyunları gayet severim. Böyle de çok fazla oynadığım oyun var yani. Hani bu dönemde ya Armored Core 6 oynayacaktım ya Yuppie Psycho oynayacaktım. Ben Yuppie Psycho oynamayı tercih ettim yayında. Bunu hani bu oyuna verdiğim değeri anlayın diye teşekkür ederim. 0-0 bu arada pardon intro yaparken hemen bir kurban verelim de yandan. Devam. Biz toplantıya katılıp şey yapmıştık değil mi? Evet, toplantıya katılmıştık. Yukarı çıkıp pil koymuştuk. Bir boka yaramamıştı. Sonra save scam yapmıştık. Yes 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 yes. Kurbanımız kim? Yiğit. Yiğit bıs. Görüşürüz Yiğit bıs. Okey, çok iyi. En son görevim neydi lan benim? Fuck. Görevim neydi lan? Albay Durmont ve cadı. Durmont'un cadı hakkında bahsetti onca şey. Ne demeye çalışıyordu? Soracağını biliyordum. Pasternak. Dur ben şeyi yukarı taşıyordum. Okuyabilmeniz için onu unuttum. Sorry boys. Boys and girls. Pardon. Okey. Hocam biliyordum ben Snake. Umarım albay seni korkutmamıştır. Son zamanlarda kulaktan kulağa dolaşan bir efsane var. Şirketin içerisinde bir yerlerde bir cadının olduğuna dair sana ondan bahsetmedim. Çünkü daha ilk gününden seni korkutmak istemedim. Ama gerçek şu ki cadının kim olduğunu uzun süredir biliyorum. Boş attı gene. Varlığını hissediyorum. Bize çok ama çok yakın. Süpürgeyi nerede saklıyorsun Sosa? Haa. Şaka bir yana biliyorum insanlar alt sınıflardan gelmesi için çok battı inançlardır. Ama bu saçmalıklara inanmazsın değil mi? Ben mi? Haha yok canım. Konuşmayı bitir. Hugo. Bitir git. Su bitmiş. Bir gideyim bir bana görevim neydi ben unuttum ya. Heh. Ne yapacağım ben şimdi? 3 görevim bulmakta. Ne yazık ki onlar hakkında çok az bilgim var. Bana ipucu aramanı öneririm. Çalışanlardan bilgi toplamaya her daim dikkat ediyor. Gerçek. Ha bir dakika dur. Albay beni 4. kata falan bir 4 mü 5 mi 4'e yollamıştı arkadaş edin demişti değil mi? Motivasyon toplantısı bugün yaşadım her şeyden sana işte. Konumumuzun... Fark... Okey. Albay bana bir görev verdi 4. kattan bir arkadaş yapmadım anlıyorum. Sarılmak ister misin? Ne? Sarılmak nörotransmitterlerine anlık oksitosin salınımı yaşanmasını anlatan bir terimmiş ki 20 saniyelik bir... Tamam hadi tamam. Motivasyon görevi zorunlu değil. Neden inşallah uzamayayım mı Pesnek'le? Evet. Bana deminden beri Brian diyordun. Şimdi tekrar Bay Pesnek'le. Özür dilerim. Hayır bana Brian de lütfen. Bay Pesnek deyince kendimi babam sanıyorum. Kenar mahallelerde gençler için hep ilk isimle kullanılır. Sonra da değil. Okey. 4. kata kaçış. 4. kattan arkadaş yapacağım. Benim kaç kalemim var? 2. Yeter. 4. kat Hive. Ben gidemediğim yerlere de gidebilirim lan artık. El fenerimiz var çünkü. Yes. Biz oyun kategorisini değiştirdik mi bu arada Twitch'te? Abi işte ya. Moderasyon ekibi. Kurban. Kurban olayım. Uf uf. Aa Kate lan. Zaten var ki benim 4. kattan arkadaşım. Delemit olmuşum geçmiş olsun. Günaydınlar günaydınlar Toksit arkadaşımdan sonunda kurtuldum. Alırım bir tebrik küçüktür işareti küçücüktür. Tebrik ederim seni.
toksik arkadaşının da helal olsun. Umarım bir daha hayatına girmez diyorum. Çok öpüyorum. Evet. Kate değil miydi az önce lobiden geçen? Tanıştığımız. Lobide tanıştık biz zaten ki. Burada ne oluyor abi? Bu ne lan? Sanki bir şey devasa bir yazıcı mı bu? Tamam. Kate! Kate değil bu. Kate ne? Oğlum benim arkadaşım hazır zaten 4. katta. Okey. Merhaba. Burası konuşmak için güzel bir yer değil. Bypass'ın bak izleniyoruz. Affedersin tanışıyor muyuz? Kimse bizi beraber görmüyor. Sizi daha sonra değerlendirmeye alacağız. O vakte kadar rol yapmaya devam et. Tamam ne diyorsun? Ne? Biri ölmüş abi orada. Kahve. Ananı sikeyim yanlışlıkla evet mi dedim. Uf. Paraları harcayalım. Ağlamak için mola verdim. Her 50 dakikada bir gözyaşı dökmek iyi geliyor. Öyle. Ya ölenin yerinde loot var mı acaba? Umurumda değil, deneyeceğim. Hayır. Bir tane patlatsa çok mu zarara gidi? Ananı sikeyim ha! Ha! Ne bu kola bu kadar mı? Ekmek ye. Ben inanıyorum ya. Burası önemli. Adam ölmüş chat ya. Ölmüş. Evrak çantasında şifre bir kilit var. Kalem yok mu? Kalem yok mu? Oğlum sen ne biçim çalışansın ya? Kafana sıkıyorsun bir kalem bırakmıyor musun be? Biz oradan geçmeli miyiz? Geçemiyoruz ki anladın. Ara ara girdim çok deli. Bir kartuş. Okey süper. Kalem yok mu? Dışlık. Buradan kaynak. No. En son nerede Seyhan? Ya senin ağzına sıçayım ben. Bir de bu dangalaktan yedik. Evet. Elektrikler gitti. Beni görüyorsunuz mu şu an? Beni görüyorsunuz mu şu an? Sıkıntı yok değil mi? Okey. Oh no. Okey. Güzel oldu. Save scam yapabiliriz öyle düşünün. Jeneratör güç kaynağı vardı. Güç kaynağı vardı. Gerçekten işe yaradı. Ben normalde bu güç kaynağını yanlış kurmuştum. Şimdi doğru kurduğumu test etmiş olduk. Elektrikler geldi değil mi şu an? Evet arkadaki iş yanıyor. Kalemler boşa gitmedi. Evet. Kalemler boşa. Demek ki abi kaderde varsa kaderde kader anlatabilir. Bak geçen gün Slumdog Milyoner izledim. Aynı öyle bir şey anlatabiliyor muyum? Hani olacak bir şey olacağını bulur anladın mı? Öyle bir durum yani evet. Vay be. Emrex Sos diyor ki never bak dom never ha. Ne? Bilgisayar yandı mı peki? No no. Yapmaz ya. Ben böyle bir ekstra turuncu hissediyorum yalnız. Niye ekstra turuncuyum? Işıklar mı kapandı? Ne oldu? Arkadaki ışık.
Yamu yamu. Abi ben anlamadım. Bilgisayar direkt fişten kapanınca ne nasıl güncelleme yapıyor ki? Tayfa ne yapıyorsunuz? Elektrikler gitti de. Bu kadar. Bilgisayar tekrar açılıyor. Benim. User benim işte. Benim adım User. Oğlum burada niye it var lan? Ha, cave artmış. Tamam. Easy. User değil abi, user. Mouse'umuz yavaş. Ha tamam. Hadi aç. Hadi. Gaming hadi. King. 1331 ile. King. Teşekkürler King. Teşekkürler. Teşekkürler. Ömert Nutur. Çok sağ ol. Fransa'daki Kmart anne menü. La huk la la. Teşekkür ederim. Bu arada hoş geldin. Yes. Ben normalde güç kaynağına bu bilgisayarı da bağlayacaktım. Hani güç kaynağı Egret bu al bilgisayar da çizgi kapanmasın diye 2 ama. abi bu arkadaş edinme görevi 4 değil 5. kattaydı haberin olsun. Beni kolpalayamazsın. Daha demin özet geçerken 5. kat değil 4. 4. kat dedi. Kardeşim anlatabiliyor muyum? Tamam mı? O yüzden 4. katta gidiyoruz bro. Kafadan kontak birine benziyor muyum? Bazen. Ben bunların hiçbiriyle konuşmayacağım şimdi. Güzel time skip atacağız. Çöpü kurcalayacağım bir. Ve bir ekstra kalem alacağım. Kardeşim. Ya şimdi teknik olarak kaleme para harcarsak yemeğe para harcamamıza gerek kalmaz. Dördüncü katta arkadaş edin. Tamam, Kate'i yakalayacağım. Kate'le arkadaş olacağız. Ve daha ucuz, evet. Yes. Bir gideyim ders çalışayım dedim. Hemen Şahin izlenmiş. Çok alındım doğrusu. Üzgünüm gerçekten. Bir vantilatör kapamam. Pardon, açmam lazım. Elektrikler gidince vantilatör. Hadi geri geldik, evet. Orası gazlı, oraya gidemiyoruz. Çöp kurcalayalım. Oo süper. Abicim çöpe pil atmayın. Onlar da can. Buralar niye osuruklu? Ya ananı sikeyim ya. Bunlar deliriyor chat. Çoğu herhalde. Çalışan insanların yanına. Burada bedava çanta var. Bir pil de aldık. Çok iyi. Bu adamı niye böyle kıstırmışlar? Orada ne yapıyor pek anlamadım. En iyisi hiç bulaşma. Tamam. Aynen öyle. Kate! Fotokopiler kopyalar. Kate! Merhaba. Hey, günaydın. Tanıştığımıza memnun oldum. Lan biz zaten tanıştık.
Beni hatırlamadın mı? Lobide tanışmıştık. Aa tabii ki seni hatırladım Brian. Her şey yolunda mı? Yani mektup işe yaradı sanırım. Ya burada olduğuna göre evet. Yani sanırım 5. katta çalışıyorum. Şaka yapıyorsun. 5. kat mı? Hmm. Brian harikasın. Tebrikler. Mutluluktan havalar uçmasın. Hadi hadi zıpla. Neler çektim bilmiyorum ki. Wow. Şimdi seni kıskandım bak. O kadar da güzel bir iş değil ya. Aslında birazcık. İş tuhaflık sezdim mi yani? Tehlikeli bir şeyler falan gördüm. Bir şey herhangi tuhaf bir yaratık falan. Aa şu. Evet sürekli görüyorum. Buranın tuhaf atmosferiyle karşılaşınca ben de biraz yadırgadım ama Brian daha yeni başladık. Bu çok daha. Bu tarz yerler çalışmaya alışık değiliz ve üstümüzde ağır büyük var. Burası profesyonel bir çalışma ortamı. Öğrenecek çok şeyimiz var. Evet sanırım yine biraz tehlikeli sanki. Aslında bir çözüm var. Sırrımı seninle paylaşayım mı? Oo çok müteşekkir olurum yaklaşan bir tehlike sezdiğimde. Bak. Bu kadar kolay. Masanın altına saklanıyorum. Beni burada göremiyorlar. Tehlike geçene kadar biraz bekliyorum ve hiçbir şey değil mi? Devam ediyorsun. Kate deli mi? Bunu hiç akıl etmemiştim. Aslında kafamızı sokabileceğimiz çok fazla yer var etrafta. Tabii ki. Hem eğer yakınında bir masa falan yoksa bu dolapların birisine saklanabilirsin. Okey. Bak. Okey. Aa sanırım her şey kontrolün altında. Biliyorum her şey biraz tuhaf hissedir ama okulumda bana her daim olmamaya proaktif olmayı öğretti. Hem ilk üç günümüzde bu kadar çabuk pes edersek sonraki seferde bizi ciddiye almazlar. Göreceksin Brian. Bu şirketin işini açtığımızda her şey yoluna gidecek. Her neyse. Sen ne yapıyorsun burada? Yani aslında Albay Durmont adında garip bir adam. Bana şey dördüncü kata gitmemi ve ulu bir arkadaş edinmemi söyledi. Düşündüm de belki sen... Oh shit. Aa mola bitti. Pazarlama departmanı toplanmam gerekiyor. Ama henüz bitirmedim. Düzenlenmesi gereken 30 bin fotokopi daha var. Hepsi zamanında nasıl halledeceğim hiç bilmiyorum. İstersen yardım edebilirim. Gerçekten mi? De burayı şu atlı adamı söylediklerini yapmak için geldiğini söylememiş miydi? Yok yok ya biraz vaktim var. Çok teşekkür ederim Brian. Ben o adama nasıl kanıtlayacağım ki? O zaman bu pazarlama departmanı... Neden hepsi dört ayak üstünde? Sanırım bu yoganın yeni trendi. Çalışırken böyle yapıyorsun. 4 çalışan eksik. Bu katta bir yerde olmalılar. Tehlikede değillerdir değil mi? Genelde zararsızdır ama onlara hoşlanmadıkları bir şey söylersen sinir krizi geçirirler. Birkaç güzel pazarlama sloganı bulmalıyım. Onları seni takip etmeleri için ikna etmelerini sağlarsın. Sloganları da etrafta bulabilirsin. Yalnız unutma hepsi farklı tavırları var. Birisine diyeceğin ötekini mutlu etmeyebilir. Onları ikna ettiğinde buraya getir. Teşekkürler Brian. Okey. 30 bin kredi. Intracorp süper şirket. Ekran boş. Sana barışı, aşkı ve arkadaşlığı sunuyorum. Sana yogayı sunuyorum. Ekran boş. Ekran boş bence en iyisi. Bunlar slogan değil değil mi? Slogan mı? Slogan yani. Hayat sen slogan ararken olup bitenlerdir. Okey. Kardeşim. Night and be free. Birleşim özlüyorum. Gideri var aklımda. O adam burada duruyor da konuşmadık onunla. Umarım bir şey kaçırdı. Şurada biri var. Acıyor çok acıyor. Sorun ne? Kardeşim ne oldu? Doktor ne dedi? Doğru beslenme en iyi ilaçtır dedi. Yani doğru dürüst beslenmen lazım. Hayır bana şu yemek haplarını kullanma söyledi. Yemek yemek yerine bak. Make your diet your best medicine. Doğru beslenme en iyi ilaçtır. Ben motivasyon satarım abi. Ben motivasyon satarım. Bunlar kızar değil mi? Ananı sikeyim ya abi ya. Bu kalemi bana sat. Evet abi. Bu kalemi bana sat. Yerde yuvarlanan yatan birileri yok mu? Ofret aldık. Sıfıra sıfırız. Fotokopi var mı bu arada? Fotokopi makinemiz. Bunlar ne yapıyor? Gelin gelin. Yalamayın bilgisayarları. Bir oğluz. Doğru beslen. Abi doğru beslenme en iyi ilaçtır. Bilgisayar yiyor adam. Nice. Hey adamım.
keçiyi sırtımdan aldığın için teşekkür ederim. Tüm kabloları çiğneyecekti az kalsın. Rica ederim adım Pasternak. Bana Doshi diyebilsin BT adamı. O işin bilgisayar tamir etmek sen. Tabii ki dair. Onları söküp söküp birleştiriyorum ki hep en iyi parçalara sahip olsunlar. Ne? Çok geç oldu. Matris uyanmadan gitmem gerek. Matris? Nokta Matris dostum. Yenisin galiba. Evet bugün başladım. Bir an önce ortama ayak uydurursan iyi olur dostum. Al küçük bir hediye. Tornavida. Üçüncü katta bir atölyem var. Eğer daha sonra uğrarsan sana birkaç havalı şey gösteririm. Okey. Barış dostum. Barış. Gel sen benimle it. Gel gel. Gel gel. Gel. Gel gel gel. Gel gir şuraya. İki kişi mi lazım? İki kişi lazım değil mi? Yes çalış. Şimdi bizim bir tane demin kartuş bulmuştuk. Elektrikler gitmeden önce. Nerede bulmuştuk gerçekten? Bunlar seyahat dergileri. İşini seviyorsan her gün sana tatildir. Komikmiş. Aklımda. İşini seviyorsan her gün sana tatildir. Bu adam olmuyor. Nereden bulmuştuk lan kartuşu? Şuradan bulmuştuk herhalde. Yes. Yes. Ne oldu lan? Oyun takıldı. Biri daha lazım bize. Kartuş takalım. Tamam takalım hemen kartuş. Şöyle tankledik. Kağıdım nasıl yok ya? Oğlum nasıl kağıdım olmaz ya? Okey. Hani yoktu lan? Hani yoktu lan? Öyle var işte. Şimdi. Şuraya gideyim bakayım ben. İnsan kayıtları yazıyor ama kapısı içeriden kapanmış. Okey. Bu adamı kurtarabiliriz. Buradan çıkış yok, buradan çıkış yok. Bir ol, özgür ol. Ben... Bir ol, özgür ol. Yes. Ya. Bir ol kim ben tanımıyorum da. Özgür olsun. İki kişi mi dört kişi mi toplayacaktık Kate? Yapmam gerekiyordu. Pazarma devam çalışanların dört aya üzerinde olan çalışanlar. Yaklaşma ekler. Ben yani her şeyi söylüyorum. Bir çalışan daha lazım. Dörtmüştü. Şibri. Şibri bap. Şibri bap. Şibri bap. Şibri bap. Şuradan bir su. Çökeyim. Var mı abi? Burada biri vardı dört ayaklı. Aha tepede. Nasıl gireceğim ben oraya? O ne o? Nasıl gideceğim oraya ya? Oğlum öyle bir cubicle yok lan oraya. Nasıl? Bunun masasının altından mı? Bu lavuk şimdi kızıp bana vurmasın. Ne yapıyorsun burada? Yürü git buradan çaylak. Burada kızacaklar bana chat. Şuradan geçilir mi? Geçilmiyor buradan. Sarı kağıtlardan slogan aldık ya. Bir ol özgür ol oradan aldık. Ananı sikeyim senin. Bu adama var ya 4 kere yedim ha. Bu adamın 4 kere anasını şuradan. Ha, yeah, nice. Ne buraya? Tatil. Tatil tatil. Havai, Bombay, cennet. Tamam şimdi ya ben işini seviyorsan her gün tatilde. Tamam süper gel. Gel gel gel. Son zamanlarda köylüler işe alıyorlar. Nereden anladım bunu? Çünkü o çok sevdikleri keçileri her yere götürüyorlar. Siktir gitti ya. Köylü milletin efendisi. Nonos Durdin diyor ki abiye yayınlar seni çok seviyorum. Bugün doğum günüm kutlar mısın lütfen? Küçük tür işareti 3. Nonos doğum günü kutlu olsun. Nice yılları Nonos. Nice yılları. Okey bir tane daha Psycho VHS aldık. Çok iyi. Şimdi
Ölü adamın oradan geçmemize gerek var mı ya? Ölü adamın oradan geçemeyiz. Kalem canavarı orası. Herhalde yok ya. Ayran açı. Lan. Ananı sik. Şu masadan düz gidebilirim diye düşündüm. Gidemedim ama orası kapalıymış ve 6 kere patladı. Harika. Biri kızarsa öleceğim ha. Burada yok biri. Nerede abi dördüncü? Bak masaların bu tarafları aynı değilmiş. Süper Sadriye. Burada var mı? Fotokopi manyağı bunlar. Okey, burada da yok. Buradan geçelim. Çöpü karıştırdık değil mi biz? Hazır pizza. Hazır pizza yemeyeceğim şimdi de. Elektronik parça. Ölü adam son... Ölü adama gideceğiz herhalde ya. Aynen burada. Ölü adama gideceğiz herhalde. Abi bilmiyorum ama ya. Ölü adam... Bu adam olabilir mi? Bak bence bu adam ha. Yine fazla odaklanmış. Yok. Direkt demeklemesi lazım. Eş ya. Ölü adama mı gideceğim? Ölü adama gidersem sıçtım çünkü. Ölü adama gidersek... Bir tane de ekmek yiyeyim. Yeah, ölü adama gideceğiz herhalde ya. Bunu bir de kullanmadım. Ölü adam. Aynen. Yedim mi? Yemedim. Okey. Ne bu adamın? Bunun motivasyonu ne ki? Senden nefret ediyorum, senden nefret ediyorum, senden nefret ediyorum, senden nefret ediyorum yazan bir mesaj var. Okey, kardeşim gel. Bu adama ne diyeceğiz ki? Bana katılmak ister miydin? Dur. Bu adama bence yanlış bir şey diyebiliriz. Bu adamın bir info almamız lazım. O da bu bilgisayarda olabilir mi ya? Adamı öldürmüş çünkü. Yazma görüyorum ama sanırım şu iş arkadaşı mesaj yazıyormuş. Bir ol özgür ol diyebilir miyiz ya chat? Bir ol özgür ol, let's go. Al amına koyayım. Benimle. Kardeşim bir ol özgür ol. Buraya. Bir ol özgür ol. Hmm. Beyefendi bana katılmak ister misiniz? Yok abi bunun başka bir motivasyonu var herhalde. Nerede ki? Isırdı ya it. O adamı nasıl çağıracağız? Bir info var mı sende? Ağlamak için onu vardı. Okay. Çantadaki şifreyi çözünce olacağız. What the fuck? Çantadaki şifreyi çözmek lazım. Pornavida? Yeah. Kitap kişisel gelişim kitabı. Öfkeni bastır rol yap. Güzel tavsiye. Tamam öfke. Gel şşt gel gel gel.
Yes. Gel koçum. Çıkar beni buradan artık hadi. Bir ekmek daha, bir bardak su içeyim. Gel gel. Tamamdır, hepsi burada. Özür dilerim Brian ama bir şey oldu. Pazarlamacı kızlardan birisi kaçtı. Yakalamaya çalışmam imkansız. Çünkü işte cinsel kaçtığı kapısını çekildi. Nasıl bir ofis ya? Zavallı kız. Tüm bu pazarlama ve sloganlardan bıkmış. Ne zaman görsem oraya gidiyor. Belki yeni bir iş bulurum değil. Hiç sorun değil, halledeceğim. Dikkat et, oradaki kızlar biraz yüzsüzdür. Ama sana anlattığım küçük dakikaya konuşsam mı sonra... Ne? Ha, saklan. Fotokopi var mı? Fotokopi lazım ya chat. Fotokopi lazım biraz bize. Dur. Buradan gidemiyorum zaten, aynen. Tamam, oraya tırmanıp gideceğim de bir fotokopi lazım bize ya, ufak. Fotokopi kağıdı olan var mı? YOLO ya, ama siktir et. Diğer katlardan... Yok ya, YOLO abi. Tırman hiç sıkıntı olmaz. Hiç sıkıntı olmayacak. Ne yapıyorsun? Yoga? Sen bu işiniz misin? Bayağı spor boyu sürekli olduğunu biliyorum. Senin daha... Kız bence cadı. Orna vida. Yok yok, çıkma çıkma. Hey bekle. Sana tükürdüklerinin ağzına... Ne? Fotokopimiz bitmiş burada da. Ne? Lan ben bunu ısıtıp yiyebilirdim ya. Anasını neyse. Sıkıntı yok. Bu biraz fazla tükürüyor. Onu karşılayalım kızlar. İyi, tost yaparım. Geliyor. Don adam. Bilmiyorum, bilmiyorum. Aa, belki. Hey selam, seni naz eden bir şey. Adam donlu. Özgeçmiş hakkında herhangi bir şey biliyor musun? Pek sanmıyorum. Bana yardımcı olamazsın yani. Bir şeyler öğrenirsen tekrar ora bana. Duvar özgeçmişlerle dolu. Adam duvara... Şşşt gel buraya. Ne? What the fuck? Hoş geldin avcı. Yakında seni bekliyorum. Cadı mı lan bu? Seni öpmemi ister misin? Sakın. Daha önce kimse seni öpmedi mi? Yeni bir erkek yapacağım. Dediğinde bu ne? Bu şey doğruysa isimde kötü bir... Ama ona yakınlaşmamalıyım. Pazarlamacı kızı bu. Anlıyorum.
Benimle konuşmak bile istemiyorsun. Utangaç mısın yoksa benden mi korktun? Ne yani? Şirket şimdi korkakları mı işe alıyor? Sana bir şey diyeyim mi hanımefendi? Korkak senin anandır. Cadı sen misin? Ay, sana yardım etmek isteyen bir arkadaşım sadece. Bir ipucum var. Onun hakkında bir ipucu. Bana inanmıyorsan kendi gözlerine bak. Cibayetlendik. O ne lan? Bu cadının kimliği hakkında önemli bir şey. Almak istiyorsan yakınlaş. Ne olduğunu tam olarak göremem, bir fotoğrafı benziyor. Şimdi ben bir lootlayayım mı? Abla geleceğim hemen bir. Alayım mı lan? Ananı sikeyim, bunu niye düşünmedik ki? Size bir şey söyleyeyim mi? Değdi. Ben şimdi dünyanın en hızlı speedrun'ı yapacağım, göreceksiniz. Enuca diyor ki abi yolu ya. İzle. Buraları lootladın mı lan? Gel gel gel. Gel koçum gel. Aha. Oğlum buradan gitmeden save alabiliriz ha. Buradan gitmeden alalım alalım. Şey neredeydi? Çekil! Çekil! Hayat kurtarmam lazım! Anasını satayım, yanlış yerden geldi. Dur, hep kafam karışıyor. Gel buraya. Teker teker götürsem daha iyi olur mu? Ananı avladını. Plan iptal. Teker teker götürmeniz lazımmış. Bana niye böyle bir şey yaptırıyor ki? Gel gel gel. Gel Allah'ın belası. Nerede bu? Süper. Hiç değilse canımız full, öyle düşünün. Yani kısmen. Gel buraya. Aynen öyle. Ne seviyorsan her gün sana tatil. Gel. Osa gitmeden pizzayı ısıtalım. 3-4. Bir tane daha mı eksik? Hangisi eksik ya? Yee, pizzayı ısıtabiliriz. Pizzayı aldım mı ben? Pizzayı almamışım ki. Nasıl nerede? Pizza neredeydi?
Yeah, okay. Ver. Burada baktık mı? Bak. Yer neredeydi ya? Kablo kemirini aldık ya. Kablo kemirin olmazsa tornavidamız olmaz çünkü. Evet, aynen. Herhalde sandalyelerin arasında olan. Sandalyelerin arasında olan olabilir. Yeee, sandalyenin arasında olan galiba. Aynen. Gel kardeşim. Bir ol, özgür ol. Parça elektronik adama götürelim mi? Mantıklı. Kantinden de pizzayı ısıtırız. Save alacağımız yere... Demek ki ölme potansiyeli olmayan yerlerde save almamak lazım çok fazla. Şimdi. Gel bakalım. Al. Rahatsız etme diyor. Kantin kaçıncı kattaydı? Bir. Herkes ikisi... Oğlum bir lan. Bu alayım da bedava. Dolaptan yemek ama daha sonra ihtiyacımız olacak. Hayır. Evet. Bildiğin kaşar. Nice. Pizzayı pişirelim. Erişte de var. Evet, bedava. Nice. Erişteyi de at. Nice abi. Kaşarlı tost da yap. Oh. Cazır cazır. Kahvemiz var mı? Kahve yok mu burada bedava? Lan bu adam burada... Okey. Dolaptaki yemek, dolapta yemek yoktu ki lan. Var mıydı? Yok. Yok be, boş. Geri çıkıyorum ben. İki sayfamız var ya. Ya abimiz kıyak geçtiğinden dolayı. Lan burada herif çalışıyordu deli gibi. Gitmiş, ekranı açmış. Kitabı aptal ortamından aldım zaten. Benim masama uğrayıp kitabı alır ve kendi masanın bir yerlere saklarsan kitap evrak çantamda. Haa lan, evrak çantasının şifresini vermiş herif. Kunakları mı tahmin edeyim, öyle bir şey var mı? Bunları unutmuştuk bak. Ben o zaman bir posta save alıyorum. Neyse ne. Bir tur save alayım ya. Almasam mı ama ya. Ama almazsak çok geri atacak ya. Diğer tarafta da fotokopi kartuşu var. Şu geride kalıyor baya. İleride var ama ya. İleride alırsak yani böyle 2 dakika kaybettirecek. O yüzden ben burada alıyorum. İleride ölür müyüz? Yok yok. Zaten bir tane ekstra kağıt var. İleridekinin çünkü şeyi boş. Kartuşu yok. İleride de alırız ama böyle biraz stratejik alırız ileride. 2 kağıdımız olsa... fark etmez ya. Güzel olmaz. Bu sefer sağdan gideceğim. Oha. Topluluk dergisinden bir kez. Yakın zamanda Sintra Ayası'nın mirasçısını alınan zaman Ceren Sörünan'da bir örtbas girişimi. Resmi olmayan kaynaklar oturmaz mı? İyi. Kahve iyi ya bu arada. Bayağı iyi lootla gidiyoruz şu an. Yemek falan. Cazır olur. Bu da ta burada yani, buranın save'i.
Biraz tatsız. Ne bekle? Artış burada. Kısa yolu. Okey. Gidip kartuşu taksak mı, takmayalım mı, gerek yok ya. Ne kadar kaybedeceğiz ki? Bir şey olmaz. Buradan da ölmeyiz zaten ya. Şimdi daha yaklaşmıyoruz özetle. Bu lavukla da uğraşmıyorum. Aha. Öleceğimiz çok belliydi yani. Ben şu çantayı alıp gideceğim. Kötü bir his var, buradan defol gideceğim. Süper fikir, evet. Hanımefendi, ben korkak değilim, tamam mı? Temkinliyim sadece. Ucu. Bir tur daha, bir daha gidelim mi? Kalem batırmayı da. Onu bir daha yiyemem. Ya adamla konuşmamız mı lazım? Dur konuşayım onunla. Tamam. Tamam, zaten özgeçmiş hakkında konuşmak isteyebilirim. Ben bu oyunlara gelmem, öncelikle sana onu söyleyeyim mi? Gel buraya. Beni takip etmesi için bir sorgan mı? İnsan kaynakları ofisine geldiğine göre belki de terfi istiyordur. Evet. Daha fazla sorumluluk, aynı maaş. Al. Daha fazla sorumluluk, aynı maaş. Salak, öyle denir mi amına koyayım? Tam tersi. Birader, takas. Takas. Takas, takas. Nerede özgeçmiş? Bu değil, bu değil. Bu ne ya? Bu ne? Bu nereden geldi? Bu ne oğlum ya? Bu kağıt adam nereden geldi ya? Nereye gitti özgeçmiş? Allah Allah. Bizden bir şey çıkar mı? Hayır, leziz ağız beni tatmak istemiyor. Hepimiz bunu istiyoruz. Okey, onu kandırmanın bir yolu varmış. Bir nesne karşı koymadığı büyülü bir sembol. Bir sembol mü? Bir budu büyüsü figürü olduğu söylüyor. Eğer onu takarsan seni fark edecekmiş ve seni isteyecekmiş. Seni içine çekip... Ne? Ama eğer ona sahip değilsen seni hiç görmeyecek ve sevmeyecekmiş. Çünkü o beni hiç sevmiyor. Ne? Buldum işte, mükemmel. Ne? Ne olacak? Özgeçmişimde kullanacağım slogan. Özgeçmişimde kullanacağım. Sende yok mu? Nasıl girdin bu işe? İnsan kaynakları her gün o... Çok özgeçmiş için geliyor. Tamam, ver hadi. Lick me and let me explode inside your mouth. Okay. Yala beni ağzına patlayayım. Ben süper. Çok net. Sen ne anlarsın ki ya? Daha slogan bile. Angut. Angut sen anan. Okay. Güzel CV. Yala beni ağzına patlatayım. Ma ne dersin? Yala beni. Nah. Nah, no way man. Burada var mı? Okay, yala beni ağzına patlatayım. Aa!
Adamla tekrar mı konuşacağız? Yala beni ağzına patlatayım adamdan bahsediyorsun yoksa özgeçmişçi adam mı? Sana bir özgeçmiş daha getirdim. Özgeçmişindeki sloganlar... Ha, özgeçmişine slogan konulduğunu öğrendik. Bu adam o yüzden şey, tamam. Evet, bunu nereden biliyorsun? Sloganın ne olması gerektiğini hiç bilmiyorum. Bak, no more slogans, just be yourself. Vay be, helal be. Slogana gerek yok, kendin ol yeter. Ağzımın seveceğini düşünüyor musun? Basit ve net olmuş. Hem özgün de, ben ikna oldum, eminim ağzı da sevecektir. Evet ama o sevmez, tüm iş arkadaşımın önünde bir aptal olur mu düşünüyorum, risk göze alamam. Ben sana çok güzel bir tane patlatmalı bir slogan istemedim, neyse ben bunu sunacağım bir. Ama bu olmazdı ya. Aa, yeah, nice guy. Okay. Bu fotoğraf şimdiye dek karşıma çıkan en önemli ipucu. Onu almadan gidemem. Siktir git lan, manyak mısın oğlum? Kağıt adam ne? Nasıl kullanacağım oğlum? Kağıt adam voodoo figürü diyorsunuz da. Aa, kağıt be... Aaa, tabak! Bir başkasına verirsem... Aaaaaa! Çıkamıyorum! Bırak beni! Gel gel. Bunu alsana. Al al bunu al. Oh ya dur ya, kızcağız da vermeyelim. Geri ver ananı avranı, kızı feda edeceğiz. No. Bu kıza verseydik keşke. Direkt dalayım mı? Kağıt adam dalayım mı ya? Sağdan git. Eş nasıl sağdan git? Görüşürüz kağıt adam. Aha. Yürü belki ya. Aa süper. Kendine akıl sanıyorsun değil mi? Hehe damen. Fotoğraf önemli olmalı. Evet. Fotoğrafına kim? Sinatra'ya sormam önce pazarımız. Gel. Süper. Çok istiyorsan siktir git abici o aptal kızın yanına dön ve ödünü ver. Yalnız seni temin ederim. Çok yakında tekrar buluşacağız. Hiç ummadığım bir anda sana bir öpücük konduracağım. Kızlar... Aa siktir. Kızlar lütfen çıkışa kadar... Tamam ben biliyorum. Seri topuk. Gel gel gel. Gerek yok ya burada save almaya şimdi. Yes. Umarım bir şeyler buradan çıkamıyordur. Umarım. Ve sonuncusu. Çok teşekkür ederim Brian. Hiç sıkıntı yok ya. Kurban verdik. Kağıt adamı kaybettik. Biraz üzücü. Kağıt adam bize nereden gelmişti ya? Hiç önemli değil. Rahat ol. Bana nasıl saklanacağını. Haha şaşkın. Umatım onun yanında hiçbir şey. Bana işimde yardımcı olun. Karşısında ben de sana yardım edeceğim. Sizin katta ne yapıyorsunuz? Bir alttan falan bahset. Hiç saçmalı motivasyon... Hadi ya söyle sana yardım etmek istiyorum. Bu kata gelip arkadaşıydım. Ve düşün... Asiktir. Dudak kadınlar geldi. No, not the dudak kadınlar. Çabuk saklan. Bana hep ayın sonunda ofislerini terk ettiklerini söyler de bu biraz erken değil mi? Dudak kadınlar. Sanırım gittiler. Yuh sanırım ofise dönsem iyi olacak. Bir iş arkadaşıma var mı gereken önemli bir şey var. Da. Tamam burada bir şey çok iş var. Ama bir ara kahve içmeye gidelim bana o yardım et. Tamam. Bir şey diyeceğim benim arkadaş... Save. Alayım mı? Al. Alıyorum ya. Bu
Home Office'i ezbere biliyorum ya. Dudak kadınlardan daha iyi. Almasak da olurduk ama. Buna kodumun asansörü gelsene. Üçüncü katta görev mi var? Ne görevi var? Ne görevi var? Elektrikçi çocuk mu? Elektrik parçası getir. Doşi! Harika harika şuraya koy. Ne? Tamam ne haber adam? Ne yapıyoruz o görevi? Şirkette küçük bir gezinti yapıyorsun değil mi? Hoş geldin. İşte burada neresi her şeyi tahmin edin. Bilgisayarlar, yazıcılar, telefonlar aynı zamanda deneye geçmek için parçalıklar. Ne bilgisayar? Yalnız mı çalışıyorsun? Yardımcı olan kimse yok. Evet. Fazla yakın. Daha fazlaydık ama öyle ya da böyle iş kazaları olan şey anlarsın. Evet kesinlikle. Azıcık bir kapamını bile söyleyemiyor. Yıllardır birikmiş iş var. Kimse ağzını açıp bir şey demiyor. Ben de kendime bakıyorum. İşime bakıyorum. Şirket nasıl batmış? Senin çılgını çevirecek bir teorim var. Hazır mısın? Tabii. Bir kere etrafta hoşlanan iskimiş cadı muhabbetini bir kenara bırak. Peri masalarına inanacak yaşı çoktan geçtik. Çok basit. Bu şirkette bir makine var. Ya bu şirket bir makine ve çalışanlar da onun parçaları. Hepsi bu, anlayabildin mi? Az çok. Örnek vereyim. Şirketin evindeki bir yazıcıdan ibaret olduğunu hayal et. Bir gün oluyor iki kağıt birden yazdırıyor. Bir gün oluyor bazı bilgileri yanlış yazdırıyor. Başka bir gün falan filan. Tamam evet aha. Tamam tamir çağırsın. Doşi. Tamam Doşi ya. Doşi. Doşi sus. Doşi. Doşi. Tamam Doşi. Doşi. Sus artık ya. Neyse astral seyahatten ne? Bir şeyler tahmin etmekten görmek. Tabii sat. Ne satıyorsun? Pil. 100 fasulye. Fasulye. Fotokopi makinesi. Evet. Kartuş. Işık çubukları mı? Ya plastik. Ne olabilir? 3 fosfor çubuk. Tamam okey 3 fosfor çubuk okey. Evet çok geziyorum demekse sadece geçip gidiyorsunuz. Tam var bende ondan. Evet evet. Al. Harikasın aslında. Gerçekten ödül olarak şu küçük el fenerini bir bana ver bakayım. Doşi el fenerini verdin. Şurada burada birkaç dakika var. El fenerimize upgrade geldi. Yes. Yes. Helal lan Doşi. Tamam Doşi. Nokta matris. Eşya sat. Bir pil sat. Doşi. Hiçbir şey satmıyorum Doşi. Lan. Amına koyayım Doşi. Nasıl ya? İblocan diyor ki bunu uzun süredir biriktiriyordum. Sadece şunu söylemek istiyorum seni ve Çeto'yu çok seviyorum. Küçük tür işareti 3. İblocan teşekkür ederim. Şırdan teşekkür ederim. Şırdan çok sağ ol Subgift için. İblocan öpüyorum. Kapı sakatmış chat. Aşağıda da bulduk. Ben şu şeyleri şey yapayım da. Tost gömemeyiz ki. Bir tane şeyimiz var. Ya genel bir tost gömme. Bu ne var? Işıklı çubuk. Bitiyor mu? Çekme oğlum beğenmezler beni. Ben geri çıkıyorum ofisime. Hayatta nokta metresi sormam 10 saat anlatacak. Bik bik bik. İkinci katta adamı kurtarıp kamera odasını mı açacağız? Ben bir elimdeki bilgilerle bir namına. Sinatra yine kaybolmuş. Bu sefer nerede olabilir?
gitmiş. Ya bir zevkimiz var. Onu da. Allah Allah. Sol taraftadır herhalde. Sol tarafta değilse sıçtık. Hiçbir fikrim yok. Burada ya. Modern sanat mı? Tamam, boş tablo, şeytanın kanı. Aha! Sinatra! Sintra oğlum, Sinatra kim? Merhaba Brian. Tüm bunlar da ne? İnternette böyle bir yer olduğunu bilmiyordum. Burası dijital bir kütüphane şirketinin 10 milyondan fazla kitabı ve makalesi bulmakta. Boş vaktimi tarama ve hata eklemeye geçiyor. Ben de şimdi bana yakın zamanda cadı çizgini kendimize inceledim. İnanılmaz bir kitap. Cadıların şeytanla yaptığı anlaşmayı feshedebilmesi için şeytanın kanını içmeleri gerektiğini biliyor muydun? Bu arada sanırım bir ipucu buldum. Fotoğraf hız Sintra'yı gösterdim. Bu nereden buldum? Dördüncü kattaki insan kayıklarına gittim. Duvarda kocaman bir ağız vardı. Bunu bana benim bir arkadaşım olduğunu ve cadıyı almaya çalışıyordu. Ne? Ona avcı olduğunu mu söyledin? Hayır, hiçbir şey demedim. O bir şekilde biliyordu. Bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama sadece cadı... Bak bir ağız var kocaman, tamam mı? Yala patlat sloganı lazımmış. Onu anlatırım. Yalamaya devam et, patlatayım sana. Bana titreme veriyor bu. Evet. Kim olduklarını biliyor musun? Evet, Sintra ailesi. Sintra Group 1951'de Hao Sintra Jao, Jao mu Hao mu? Jao galiba, Joa. Joa Sintra tarafından kuruldu. Fotoğraf da onun yanındaki sıra eşi Zhu Ying ve kızı Rei Sintra'da var. Peki. Sen ona çok benziyorsun. Doğru. Şirket kayıtlarına göre Rei Sintra 11 yaşında öldü. Aile o kadar üzgündü ki beni üretim aşamasındayken kızının anısına benim görüntümü onun imajına bindirdiler. Peki fotoğraf yüzü yanmış olan kim? Oyundan ve bizesinden yola çıkarak onun da yakın yaşlarda bir kız çocuğu olduğunu söyleyebilirim. Ama fazla çocuk olmadığına eminim. Rei'nin bir arkadaşı olması muhtemel. Onu bir fotoğraftan tanımlamak pek olası değil. Sence aileden birisiyle konuşmanın bir yardımı olur mu? Harika bir fikir. Yalnız ne yazık ki yaşayan kimse kalmadı. Sintra ailesinin son üyesi de 1983 yılında vefat etti. Ha? Pekala, sanırım biraz rahatlayıp kantinden başka bir... Ben anlamadığım tek bir şey var. Cadı neden sana bu fotoğrafı versin? Aslına bakarsan bana o vermedi. Bunu ona yaklaşayım diye bir tuzak olarak kullandı. Ki bana saldırabilsin. Onu kandırıp fotoğrafı alın. Bunun başka bir tuzak olup olmadığını bilmiyoruz ama aynı zamanda bu sahip olduğumuz en iyi ipucu. Bok gibi ipucu bu arada. Yani Google yazınca çıkmıyor mu bu fotoğraf zaten? Ryan Sintra hakkında bilgi toplaması. Diğer kızın kim olduğunu bulmalıyız. Ama nasıl, hepsi olursa mı? Sintra ailesinden kalan 8. kat... 8. kat, okey. Öf pekala. Tamam, gidip kontrol edeceğim demek. Ne biliyor musun Brian? Ama daha yaşayan bir de hiçbir şey. Sen kendine gittiğini söylemiştin. Orada ne yapıyordun? Kate Yard'ın kovanda çalışan bir arkadaş. Kız arkadaşım var. Kız arkadaşım değil, lobide daha bu sabah tanıştım. Onu ilk gün gördüm. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Ve hayır, ona avcı olduğum hakkında hiçbir şey söylemedim. Hiçbir şey söylemedim, tamam mı? Adios. Wow. Kaç? 8. kat. Kaçıyorum ben. 8. kat. Peki fotokopi gerek yok ya. Ne ya? Fotokopi çekecek bir şey yok yani. Fotokopi kağıdı da az var hakikaten oyunda yani. Bir dakika, gittik geldik chat ya, sonsuz değil. Burayı nasıl tamir edeceğiz bu arada ya? En yüce olan... Pardon. Sundan 5 kredi, hadi bakalım. Yüce am uğruna. Ne oluyor? Hepsine sunacağız. Sıkıntı yok. Abi AM ya. Allah Allah, siz de ne kafayı yemişsiniz. Bu dangala sigara mı vermemiz gerekiyordu, öyle bir şey. Böyle şeyleri kim fark edebilir? Şu goblin peynir yemeyi çok sevdiği kadar sigara içmeyi de mi çok seviyor? Bu adamı ilk şirkete girdiğimizde görmüştüm onu. Gablon kim kardeş? Gablon sen misin? Hayır, gözleri ateşle oynamaktan ya da uzunca ekranlara bakmaktan kör olmadı. Cadıyı o kadar çok gördük gözleri kör oldu. What the fuck? Gablon. Balık var, bedava. Cadı sayfası, let's go, let's fucking go. Peynir.
Ananı sik... Yedim. Yani öylesine. Kabron, ben oradan gittim. No. Mezarlık. Oğlum hem kendin gidemeyeceğim diyorsun hem de ana... Al işte. Cinli. Sıntra ailesi mezarla 1900. Kim lan bir tatlı şey görüm. Kırcım. 1890 başkentin en önemli ailesine. Bakü Berlin'in katılım gitti. Bunu takip edin sonra. Okey. Yani save alsak şu an çok güzel bir zaman. Üf, bu sis, tüm bu sis ne? Yanık kokuyor. Belki de dumandır. İçmeyin şu sigarayı ya. Çalıların arasından gizlice geçebilirim belki. Niye ki? Bu ananı... Bunlar ne ki bunlar? Ölürüm değil mi? Kesin ölürüm ya. Burada ölürüm. 10 kilometre öteden başlatır bizi. Evet. Yani nereye gittiğine ilgili ama mezarlığı aşağısı ya mezarlık kilidi çok iyi. Şimdi fikrim var. Bunlar ne yapıyor beni? Tamam anladık. Kötü, iyi bir şey değil. Bırak! Buradan genişten alsak. Toplasak yani. Şunu atsak şimdi suya. Üçünü de atacağız. Anladım, anladım. Durun gelin benimle. Gelin Burcu. Gelin gelin. Ya da orada alan tam durdular. Gelin şu ucu. Tam şöyle gelin. Şöyle sen de gel. Hatta aşağı kadar gelin beni takip edin aynen. Ha, süper. Okey. Bence okeyiz şu an ya. Umarım. Aşağı mı gidiyorlar? Işıkla alakası yok bence ya. Işık benim fener... Ay ananı avradı ya. Bırak! Çok can da yakmıyorlar bu arada da. Sinir bozuluyor. Gel kardeş. Işıkçı bu at. Ya ışığa gitmiyor ki chat. Abi ben oyunlarda çok istikçiyim. Bana hiçbir şey attıramazsınız. Böyle item item bırakmam yani. Hayatta çubuğu yere atmam. Yani öyle bir talepte bulunmayın. Şu an Instagram'da hep sana benzer birini atıyormuş. Mesajlara bakmıyorsun. Ne? Abi. Goblin'de hep iyice takıntılı ve hırsızlık sıvışıyorsun. Niye alkışıyorsunuz lan? Hem mi yaptı biri? Kısa bir süre öncesine kadar Goblin denetleyicisiydi. Okey. Ya benim fotokopi makinesi var mı? Orman fotokopisi. Orman usulü fotokopi yok mu?
Acil bir fotokopi. Fax machine. Ateş yanıyorsa yak cadı sayfasını. Yakayım. Kim var orada? Benim. İçmek istediği kadar sigara içen. Okey. Okey. Peynir. Peynir. Enteresan peynir abi. Var Cengiz. Dans ne dans? Peynir. Benim kör olan cadıyı defalarca gördüğü için. Yes. Ben görünmez olanım çünkü bunu bilmiyorum işte. Sen bir hayaletsin. Tüketici bazlı ortak halk toplumunun büyüsünü... Okey. Ne? Tüketici niye tüketici ki? Hayalet gördük ama hayalet mi? Bir tamam bir. Bak şimdi sinirlendim ama ben... Siktir oğlum. Sinirlendim. Denetleyici agresif bir kipirli denetleyici takıp bunu demişti herif herhalde. Demiş miydi bunu? Demin adamın dediğini hiç dikkat etmedim ki. Denizdeki herif mi dedi bunu? İki herhalde ya. İki. Okey. Bu kim abi? Hagrid. İki mideli bir yaratık mı? Orman goblini. Let's go. Adım Pesterinek. Pesterinek. Adım neyse. Kimsin sen? Bir şey değil mi? Clutchladık bu arada. Fark ettiniz mi? Harbi kılaçlılık. Kimsin sen? Burada mı yaşıyorsun ve o saç görünmez mi? Ve gözlerin... Ananı... Gözleri yok mu? Beni öldüreceksin. Sakin ol, sakin ol. Karma bypass dinlemek. Ne kadar çok soru sorarsan o kadar aptal görünsün. Kendini şeker dolusu bir çorba kaşığıyla öldürmelisin. Böyle karan. Ne? Şahin caizim. Hoş geldin canım. O zamanlarda insan olduğu zamana köldür. Her şey çok önemlidir. O kadar ki acil de koş 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 yakalansın. Anlatanı çıkar. Eski dostum. Bak bana. Ağzımda prom. Bir ağacın altında oturuyorum. Öğle vaktinden uzakta. Yemek cennetinde bir parça nadide kaşar peynirimde. Öyle diyorsan o zaman... Evet söyle. Kimsin sen? Sanırım ben bu Pictra Corp adlı uzun şirketin bir çalışanıyım. Bilmiyorum. Birkaç ay önce tamamen kafayı yedim de hafızamı yitirdim. Ne anamı ne adımı hatırlıyorum ama senin hükümet görevlisi arkadaşlarım beni orman goblin olarak çağırır. Aslında ben ne bir ormanım ne de gerçek bir goblin. Ne yapıyorsun peki burada işinle? Büyüyle oynuyorum. Büyü? Evet, barkodlarla. Ne? Ofisten ayrıldığımda bu yalnız bahçede sınım ve tüketici bazlı toplumun üretti ürünleri çevreleyen büyüyü algılamaya başladım. Tıpkı eski Etrux atasözünde dendiği gibi. Yalnızca büyük şehrin ışıklarından uzaklaştığınızda gecenin yıldızlarını görebilirsiniz. Gerek aynı, gerekse farklı boyutlardaki bütün ürünlerin sırlarını çözdüm. Beyler! Ürünlerin sırları mı? Evet. Her şey barkodlarında gizli. Anladığımı sanmıyorum. Muhteşem. O zaman ne demeye çalıştığınızı anlatın. Bay Pestirdik Kunako. Ben mi ama? Hiç barkodun yok mu yoksa biraz bay bazlı ürünlerin ambalajına ihtiyacın yok? Şey boş bir mısır gevrek kutum var bu işe yarar mı? Harika. Gevrek kutuları inanılmaz güçtür. En güçlü kahvaltı waffle'lardan ve kruvasanlardan bile daha üstün. Orman gölümünde boş mısır gevrek kutuları var. Oğlum çok clashlıyoruz bak. Barkodunu birazcık yalayacağım. Anlıyorum, bu kod zehirli gaz büyüsüne cevap veriyor. Nice. Bunu da bir ara almıştık yanlışlıkla. İlk bu. Taş üzerinde yazılı olan sözleşme tamamen osurukla dolu zehirli ortamlarda nefes almanı sağlar. Eğer eğer bana karşında iki cadı sayfası verirsen bir kopyasını hazırlayabilirim. Ah ölüm geldi, az kalsın söylemeyi unuttum. Boş cadı sayfanı da satıyorum. Oğlum bu pezevenk osuruk şeyini bana satıyor. Sanırım onların ne olduğunu bilmiyorsun değil mi? Tanesi 10.000 krediye satıyorum ama fiyatlarını yarı yarıya düşündüm. Yani tanesi bir parça kaşar peynir... Ne? Okey. Çok kolay pasta krema. Bak nerede bir kutu kurabiye. Sözlersin dostum. Ben sana benim barkodlar bul. Onları bir... Tamam barkod ben sana bulurum. Bir şimdi sus. Bir mezarlığa nasıl gireceğim? Mezarlık hakkında bir şey biliyor musun? Orası cadının yaşadığı yer. Ne doğru mu? Hayır. Hayır mı? Hayır. Lütfen çok önemli lütfen. Kapısını açmaya çalışmadan bir çığlık tüm vardı bir şey. Birisini görmeye yenidir.
Acaba cadı mı? Bilmiyorum. O zaman ne? Cadı? Senin hakkında söylediklerin doğru mu? Gerçekten cadı gördüm. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Cadıyı tam 8 kez gördüm. Hep hani istemiyordum konuşmak. Hep aynı yolda önce kaygı kaçmak istiyorsun ve sebebini bilmiyorsun. Sonra ışıklar sönüyor. Bütün sen havurun omuzlarını kendini sönüyorsun. Ve daha sonra kulağına adeta bir iğne gibi batan bir tıslama ve bir öpücük. Sanki bir yanağı öpüşmüş. Başta saklamaya çalıştım ama diğerleri gibi kaçmaya sonra durdum. Beni öldürmek istemiyordu. Bana işkence ediyordu. Dostlarımı bir bir yok etti. Bana hiç dokunmadı. Onu ne zaman görsem beni çılgına daha da çılgın çevirdi. Beni en son ziyaret ettiğinde gözlerimi oydum. Buraya geldim. O gün bugündür onu bir daha görmedim. Ve onun kim olduğunu bilmiyor muydun? Hayır. Bilseydim de fark eder ki unuturdum. Hep bunu düşündüm. Herhangi birisi olabilir yani. Siktir git dayı. Bir dilim peynir bir cadı sayfası alabilirim. Kaç peynirim var? İki cadı sayfasını çöz bana. Oturup kağıdını da ver iki cadı sayfasına. On bin krediye satıyor. Tornay Vayday yapalım şunda. Eli alalım kafayı yemiş. Nereye çıktık? Aman kaymayalım. Acilen fotokopi lazım bize chat. Charge. Evet. Aa bizim kat. What the fuck? Atoy kopya. Yarış. Dur lan. Ben ne işimiz yok. Abi ne karizmalı adamım ya. Şimdi. Şuraya tırmanalım mı lan? Hazır fotokopi de yaptık. Oğlum nasıl daha fazla kutu ihtiyacım var ya? What the fuck? Ben o kutuları geri alabilir miyim? Neyse dursun orada. Bir kutu daha buluruz. Üç kutu orayı çözeriz. Ne oldu? Bu piç gene kuba giymiş. Dörde gitti yavşak gel buraya. Gel. Gel gel. Neredesin lan? Lan! Nokta 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 ne? Lan! Loot var mı? Yüzleri yemişli olmuş, sihirli gazı solmuş onlar. Abi o suruk yemiş buradakiler. Teknolojinin hep değişik kutular sunuyor. Ademlerin işini yapmadığı aşikar. Şansa bak, hepsi de R sınıf vatandaş. R sınıfı da neymiş ya abi, saçma sapan. Rafet? H149 alt çizgi diyor ki bu kata gelmeden ikinci kattaki adama yardım edip yeni büyü açsak daha iyi olur. Ryan Gosling? İkinci kattaki adam kimdi ki? Aa bu dangalak. Çekilin ya, bir çekilin ya. Bir çekilin, bir çekilin. Yardıma mı ihtiyacım var? Ne ben mi? Aha ha arkadaşlar da olsun diye. Neden çelişki bir çöpleri karıştırmıyorsun? İşime... Siktir git lan.
beni ilgilendirmez. Durmadan hareket ediyorsun ama sebebini hiç anlamadım. Bir dakika chat. Durmadan hareket ediyorsun ama sebebini hiç anlamadım. Yetersiz beslenme yüzünden geri kalmış o beynin anlayamaz tabii. Ben bu adama yardım etmek istemiyorum ya. Biraz karışıklık olmuş ama benim buraya ait olmadığım çok bariz. Çok yakında en üst katta olacağım. Herkesin üstünde. Benim kim olduğumu biliyor musun? Chapman'ın ailesindensin. Evet. Nasıl olur da adamı böyle bir bokçumunda gömerler. Amına koyayım. Şimdi babam beni burada görseydi var ya. Madem burada çalışmak istemiyorsun, neden çalıştın kat değiştirme? Katları değiştirmek ne kadar zekici fikir ama nasıl olacak bu iş? Asansör orada. Benim aklımda orada. Siktim, asansörün orada olduğunu biliyorum tabii, göremedim mi sanırız? Gitmeme hayatta izin vermezler köylü. Gidebilsem zaten bu malların yanında ayağı yanmış it gibi dolaşmazdım. Buradan çıkmanın tek yolu şu aptal oyun. Oyun mu? Saçma sapan bir test. Geçmeyi başarırsan hemen terfi ediyor ve üst kata geçiyorsun. Ve henüz denemedin mi? Ben mi? Yani henüz tam kuralları tam anlamadım. Bilirsin, bir iş adamı kurallarını bilmediği oyun oynamaz. Savaş sanatı. Sun Tzu. Peki, bol şanslar, daha sonra görüşürüz. Ya neymiş şu oyun, bana bir göstersene bir. Bekle. Bilirsin, aklıma harika bir fikir geldi. Benim için test edebilirsin Pasternak. Görüyorum da adımı hatırlar olmuşum. Hadi ama dostum, yapma böyle. Eminim alt sınıflardan bu tarz oyunlar olmuyor. Fakir insanlar... Oğlum bu çocuğunu ben nasıl çıkartacağım ya? Ne diyorsun, bana yardım edecek misin? Bir saniye chat. Bin kredi ederim yavşak! Bakıyorum da gerçek bir iş adamı gibi konuşmaya başlamışsın. Genelde şifik hayvanlarıyla işim olmaz ama bazen kolları sıvırmak gerekiyor. Ama ancak testi geçersen ne yapmam gerekiyordu? Kapının yanındaki düğmeye bas. Kim olduğunu sorulduğunda benim adımı ver. Test odasına ancak böyle girsin. Sıkıntı çıkarsa işte kimliğim. Senin kimliğini ben bir çöpe atayım da şimdi gör yavşak! Oğlum bu ne bu iş? Bu şirketin bu katında ne bok yiyorlar ya? O suruk yerinden bir loot alayım şöyle de. Çekilin osuruk zone. Burada bir ekstra bir infomuz olur. O ekmek ya, of. Harika. Oh no. Teste gireceğim de. Ne derler bilirsiniz. Ayağını yorganına göre uzat. Aynen öyle. Bunu yaptık. 5.5.1970'den kalma elzimi kendime dadı olmak ofiste çalışmaktan daha iyidir diyordum. Hele hele bakacağın çocuk aptal bir kız olunca ama hayır. Her akısam konu. Tamam, anlıyorum. Aile çok stresli bir dönemden geçiyor ve bu durumda işi bırakmam. Bu cadıda 3 gündür bir an olsun ağlamaya bakıyordum. Normal bir alıştırıyor. Ağlarken içi ürperiyor. Abi ben çözdüm kanka. Bu şirket sahibinin o bir tane kız var ya, suratını yanına bulan kız. O cadı. Terfi testine katılmak ister misin? Kendi adım lazım. Ben Chapman'ım. Hadi bakalım. Okey. Ne ki bu? Hoş geldin Chapman. Testler her başlıyor. Bekle bir saat. Kurallar ne? Bu test bağımsız bir sisteme sahip. Testi başarıyla geçip geçmeniz dışarıdan bir bilgi verilemez. Ne? Test ne? Merhaba kardeş. Ben biliyorum ne yapmam gerektiğini. Çubukla geçeceğim chat, daha alansal ama çubuk da göremiyorum ki. Merhaba birader. X ne lan? Geçtik mi? Neyse, nerede? Bu ne oğlum? Ama neden bunu kafama geçirdiniz? Okey.
Kağıtları almayacağım herhalde. Ne bunu? Kağıtları alacağım mı ya? Okay. Olur alayım. Annem telefonunda bir tane yılan oynayan adam vardı. Annem telefonu ikinci el almıştık. Pezevenk'in skoru 120 bin mi neydi böyle? Hayatta beceremedim. Bütün yaz uğraşmıştım. Aklıma o geldi. O kadar sadece. Bayağı yüksekti ya. Bayağı yüksekti. Ve hani bayağı kasmıştım yılana. Bütün map yılan olmuştu. Gene de geçememiştim herifin skorunu hatırlıyorum. Yakalayamadım hediyeyi ya. Aman akım. Ben bu yavşağı yanlışlıkla... Dur. Ne oldu? Terfi testine başarı zormuş mudur mu? Ya siktir git ya. Nasıl abi? Oğlum bu çok uzun sürüyor ya. Terfi etmeyelim diye herhalde. On dakika vallahi. Şimdi beni burada geçeceğim herhalde. Bu kadar RNG'si daha iyi. Şimdi kağıt olacak değil mi? Ya şimdi kağıt olacak. Hediye yakalamıyorum ya. Orospu çocuğu, ben oraya nasıl gideyim? İşte böyle. Geçeceğim oğlum o 120'yi. Arkadaşlar. Çatır çutur küfür ettim, evet. Kabul ediyorum.